Evet, Van Bronckhorst'un açıklamaları bu şekilde. Beşiktaş teknik direktörü hazırlık maçı sonrası bu açıklamaları yaptı. Özellikle Shakhtar maçına göre daha ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü vermelerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi Suat. Beşiktaş şimdi bir değişimin içinde. Evet. Oynanan futbolu daha eleştirmek, hani artısını eksisini tamam ufak ufak söylüyoruz ama öyle büyük büyük laflar etmeye daha gerek yok. Yeni bir teknik adam, bitmeyen bir transfer süreci, savunmada hala değişecek en azından 3 bölge var diyoruz. Sağ bek, sol bek ve stoper değişimi söz konusu. Beşiktaş'ın biraz zamana ihtiyacı var. Dünkü maçın özelinde mesela Raşitsa'nın performansı bana yeni sezon için Beşiktaş adına umut verdi. Çünkü geçen sezon yaşanan o problemli, o kaoslu dönemde Raşitsa da bayağı geri gitmişti. Evet. Bakıyoruz şimdi Rafa Silva diye bir oyuncu var. Hoca da söyledi. 3 bölgede de oynayabiliyor ki dün bayağı bir gezgin oynadı. Mesela Beşiktaş'ta bu sezon şimdilik şöyle görülüyor. Semih, Rafa Silva, sağda Raşitsa. Bunların bayağı bir yer değiştirdiğini göreceğiz. Dünkü maçta da biraz deneme yanılmalar vardı. Raşitsa zaman zaman sağa geçebilir, forvet arkasına geçebilir. Rafa solda da performans verebilir. Bunlar yeni sezonda Beşiktaş'ta göreceğimiz işler. Mustafa Hekimoğlu beğendik. Zaten sevdiğimiz tip, hani biraz kalıplı böyle son vuruşları da düzeldiği zaman, biraz fiziği düzeldiği zaman maç kondisyonu çok daha iyi yerlere gelecektir. Umarım Beşiktaş'ta kalır, forma bulur ya da düzenli oynayacağı bir yere gönderilecekse gönderilir. Onun dışında da Beşiktaş adına... Semih'ten sonra heyecanlandırmıştır taraftarı da Mustafa'nın performansı. Seviyoruz. Genç oyuncu olsun, oynasın. Bakınız forma heyecanlandı. Gözlük çıktı. Gözlük çıktı, heyecanlandı. Tamam, hazırlandı yani, o. Bu Hekimoğlu zannederim Şenol Güneş zamanında kampa da götürülmüştü. Hazırlıyor onu Beşiktaş yani. Biraz daha zaman olabilir. Ama Semih olmuş mesela. Semih'e yer bulmak lazım. Semih Hoca sahaya atsın da 11'de. Ya ben Santfor'da oynaması gerektiğini düşünüyorum. Orada verimli olur. Daha doğrusu Semih en çok orada verir. %90 onun yüzünü. Kenarda da %50'lik 60'lık işler yapar ama Semih'i Türk futboluna ve dünya futboluna kazandırmak gibi bir misyonu da olmalı Beşiktaş'ın. Ve bunun ana teması Santfor nokta Santfor Semih olmalı. Çünkü Semih her türlü sol ayağıyla, sağ ayağıyla, kafasıyla, iterek, diziyle, miziyle gol atabilecek bir oyuncu ya. Öyle bir oyuncu yakalamışsın. Onu en çok para edeceği alanda değerlendirmen ve yetiştirmen gerekiyor. Semih'in dışında diyorum ya, dün Ümitlileri maçını izledim İspanya'yla U19'un. Orada bir çocuk girdi, soyadı Ay işte. Yabancı reji verdiği için soyadını yazıyor. Ay ismini baktım buldum işte çocuğun ismini. Ya bir gol attı. İspanya'da... Furkan Yıldız da muhabirimiz hemen doğrulamış. İlk A takımı alan Şenol Güneş'ti diye. Arar Oyar Zabal var ya. Oyar Zabal oyuna giriyordu. Dedim tamam, yar beni, oyar beni. İlli de yar Oyar Zabal beni. O çocukta Oyar Zabal klası var. Bak o soyadı Ay olan çocuk. Kerem galiba, Kerem Ay. Ya top önüne geldi. Salisenin içinde düşündü. Tık 5 kişinin arasından ön uzak köşeye solla bir... Vücudunda yatırdı ki arada çok iyi olacak o çocuk işte. Ona yatırım yap ya. Var yani, yetenekse yetenek. Sen ona fizik altyapı vereceksin, mental altyapı vereceksin, devamlılık vereceksin, özel hayatını düzene sokma bilgisi vereceksin ve o bunları içselleştirerek yapacak. O zaman al sana dünya yıldızı. Ne uğraşıyorsun elin adamlarıyla? Sen kendi elindekilerin değerini bil. Ona değer ver ki o da kendini değerlendirsin her anlamıyla. Birinci Beşiktaş maddemiz. Bunu yapabiliyor sanki gibi geliyor bana. Ama işte Ceyda, camialar öyle baskı yapıyor ki. İlle de şampiyonluk, ille de şampiyonluk. Ya kardeşim ol, Türkiye'de şampiyon oluyorsun zaten. Bir şekilde oluyorsun. Ne oluyor yani? Rus generalinin ordusuna general ama mi yazılıyor? Ama işte yazılıyor? Şampiyon olmadığında da bir Semih çıkıyor ve taraftarla senin arandaki köprü oluyor. Tıpkı biz önceki sezon Fenerbahçe-Arda Güler ilişkisinde olduğu gibi. Dolayısıyla... İki kulüpte de böyle avantajlar vardı geride bıraktığımız yıllarda. Semih nasıl çıkıyor? Mecburiyetten. Takım. Trabzonspor şampiyonluk sürecini nasıl başlattı? Mecburiyetten. Malatya maçı sonrası 5 kişi kadro dışı şu bu. Gençler gelin. Beşiktaş Semih'e nasıl sakatlıklar falan olmasa, Abubakar sorunu olmasa falan Semih de yok. Yani planlı bir şeyimiz yok. Çocuklarımız biz bunları görüyoruz, zorunluluktan görüyoruz. Zorunlu olmasak onları da görmeyeceğiz. Peki de Semih şu an
Bayrampaşa'da devam ediyordu, kiralanmıştı. Yok canım, bence yok, öyle bir futbolcu değildi Semih. Semih'le çalışan tüm hocalar söylüyordu zaten, hazırlanıyordu ya, ne buraya. Oyuncular için ne hocalar neler söylediler Ceyda, söyledim. Tamam, kötü bir zamanda çıktı diye mecbur kaldı, oynattı demek doğru gelmiyor bana çocuklarda yani. Yetenek zaten Beşiktaş var. Farkındaydı Semih'in. Farkındaydı da, da niye farkında. Bekliyordu ya, yapmayın Allah aşkına. Ne? 16 yaşında milli takımda oynuyor çocuklar. Semih gelmiş 19 yaşına, hala konuşuyoruz. Oynar mı oynamaz mı? Semih ilk 11'de oynarsa Beşiktaş'ın çok daha mutlu, çok daha anlamlı bir geleceği oynar, olur. Oynayacak zaten. İşte Kerem, evet. Ay, Kerem Ay, Ay işte Ay gelecek, Semih gelecek. Çok çabuk vazgeçtiler Demir'e giden orta sahada. Ne farkı var? Adı şey olsaydı Busquets. Ay, Demirege, Barcelona'da bir Demirege var. Vallahi helal olsun. Bu çocuk da ona benziyor. 3 maç oynuyor çocuk, bir özgüven kaybı yaşıyor. Hemen çullanıyoruz. Gençlerin sesi Selahattin Kınalı'yla birlikte. Gençlerin değil. Ben kendi kültürel, evet. Kendi kültürüne ve iklimine dair hikaye yazmak isteyen Selahattin Kınalı'yım. O bizim çocuklarımızla olur. Bizim çocuklarımız derken diğerlerini dışlamıyorum. Onlar da gelecekler ya. Icardi'de gelecek, işte Trezeguet'de gelecek, Zeko'da gelecek. Onlara da kapımız kapalı değil. Ama bu bizim hikayemizse. Ya Gabriel Garcia Marquez onlarca roman yazdı. Dünya edebiyatının ilk 5 adamından biri. Gabriel Garcia Marquez bize neyi yazdı? Ne anlatıyor bize? Kolombiya'daki hayatını anlatıyor. Bize Kolombiya'yı anlatıyor. Ama evrensel bir hikayeye dönüştü değil mi? Biz de diyoruz ki ya biz de ülkemizi kendimiz anlatalım. Evrensel bir hikayeye dönüştürelim. Bizimki hep yerel hikaye olarak kalıyor. Söylemek istediğim o. Evrensel bir hikaye yazmak istiyorsak, ki istemeliyiz. Bu kadar zaman harcıyoruz, para harcıyoruz. Her şeyimizi, sosyal hayatımızın %90'ını kaplıyor belki futbol. Kendimize özgü bir şeyleri de anlatalım, insanlara sunalım. Benim derdim o, yoksa ver parayı al şampiyon ol diyoruz ya. Rusya'nın politbürosuna gireceğiz. 20 tane yıldız olmadan almıyorlar seni. Dolduruyor 19, 20, 25, 50 ne olacak yani? Kendi kendini tatmin edip dururuz. Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor'da da West Bromwich Albion'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu için harekete geçildi diyoruz. Bir detayları ekrana getirelim. Her haber aralarında konuşmaya devam ediyoruz izlerken, değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Okay Yokuşlu geçen sezonda Süper Lig'de takımların gündemine gelmişti. Bu sezonda Galatasaray'la da Beşiktaş'la da adanıldı. Son olarak Trabzonspor'la adanılıyor. Nasıl değerlendirirsin sual? Sadece geçen sezon değil, her sezon başı, her devre arası Okay'ın ismi geçiyor Türk kulüpleriyle. Yani milli takımda da İyi bir performans gösterdi şampiyonada. Üstüne geçen sezonki performansı da daha öncekilere göre bir çıkışı barındırıyordu. Şimdi yerli yabancı limitimiz tekrar değişir değişmez bilmem ama yerli oyuncuya ihtiyaç elbette ki var. Trabzonspor bayağı bir yaklaşmış gözüküyor bu transferde. Oyuncu da istiyor. Abdullah Hoca ile çalışmayı da talep ediyor. Karşılıklı hoca da onu istiyor. O transfer sanki... Kulübün mali şartlarını elbette ki bilmiyorum. Yani ne kadar verdiler, ne kadar aldılar ama bayağı bir yaklaşıldı. Okay, sizin ilk 11 oyuncunuz olur mu Trabzonspor'un? Ona emin değilim. Şampiyonluk yarışında Trabzonspor'u Okay şampiyonluğa taşıyacak oyuncu mu? Emin değilim ama rotasyonlu bir oyunda, uzun bir fikstürde Okay'a ihtiyacınız olacaktır. Yani Okay kötü futbolcu değil. Şık, efendi de bir çocuk. Yani sağ içi tepsiliyet anlamında da bir sıkıntısı yok. Ama Okay en iyi olduğu sezon Trabzonspor yetersiz buldu, gönderdi ya. Şimdi şampiyon olduğun sezonda, geçen sezonda Berat oynadı. Ya Berat'tan çok bir fazlası olduğunu düşünmüyorum Okay'ın ben. İkisi de ağır oyuncu zaten. Okay biraz daha hava toplarında iyidir, şudur budur ama yani acil bir transfer olduğunu düşünmüyorum. O yerli rotasyon işi, federasyon muhtemelen değişiklik yapacak orada. O zaman hani yerli oyuncu alternatifi çok... aciliyet modundan, yani kırmızı moddan turuncuya inecek belki. Belki ihtiyaç olmayacak. Bir de Abdullah Hoca çok istiyormuş. Abdullah Hoca'nın çok istediği oyunculardan Trabzonspor'a henüz verimli olan birini bulamadık. O zaman Abdullah Hoca çok istiyorsa işte vazgeçmek için birinci neden olabilir. Ama asıl bence şu, Trabzonspor şampiyonluk sözünün sonrası Vakame'yi oyun sistemine uymuyor diye ya da çok para istiyor diye, her neyse, bizim duyduğumuz, başkan düzeyinde duyduğumuz hoca yeni oyun sisteminde Vakaya yer olmadığını düşündü. Takım oyuna yatkın değildi. Olabilir ki, ben de aynı düşünce dedim hocayla, yani hiç o konuda hocayı eleştirmem.
Ama gitti hoca, işte transferleri yaptı. Hepsi fiyasko. Verimli olamadılar diyelim yani. Çünkü alınan oyuncuların için çok kıymetli oyuncular da var Allah için. Ve şimdi Vakame'yi geri götürdün. Gönderdiğin, Vakame'yi gönderdiğin sezon aldığın Maxi Gomez Avrupa'nın sayılı transferlerinden biriydi. 10 tane adam saysan birisi Maxi Gomez diyebilirdin yani. Şimdi Vakame'yi geri çağırdın. Maxi Gomez oynadığı sezon Trabzonspor'da hiç pas alamadı. İstediği şekilde pas alamadığı için verimsiz oldu aslında. Son vuruşlarda bir eksiyor. İki vuruştan %100'lük pozisyonsa iki vuruştan birini gol yapıyor.